Evet, şimdi sıra sizde. Fevzi Şen. Fevzi Şen. Salı günü arkadaşlar Fevzi Şen bana ulaştı. Fevzi Şen bana cep telefonunu verdi. Bana beni arayın. Bir şey konuşmak istiyorum dedi. Ben de zannettim ki hani bir şeyler söyleyecek. Hani neydi? Bir şeyler diyecek herhalde. Ya da ne bileyim hani bir şeyler söyleyecek Çağla Tuğatay cinayetiyle alakalı. Ben kendisine dedim ki ben kimseyle sesli görüşme yapmıyorum. Bu benim politikam. Ben sesli görüşme yapmıyorum. Yazılı görüşme yapıyorum. Bundan dolayı dedim yazın. Siz yazın. Ben sizinle yazılı olarak görüşeceğim dedim. Tamam dedi. Sonra baktım. Ertesi gün oldu. Salı günü değil, çarşamba günü oldu. Baktım hiçbir şey yazmıyor. Ben yazdım. Verdiği telefondan, WhatsApp'tan kendisine mesaj çektim. Dedim ki, merhaba Fevzi Bey. Ben Pınar BK. Sesli görüşme yapmıyorum ama buradan yazabilirsiniz. O da bana dedi ki, merhaba, teşekkürler. Çağla Tuğaltay davasındaki İçerik yayınlarında doktor olarak ismim geçiyor ve fotoğrafım var. Bu olayla ilgili hiç yani bu olayla hiç ilgim yok. Rahatsız edici hastalarım sürekli soruyor. İsmimin ve görselin kaldırılmasını rica edecektim lütfen. Ben Çağla Tuğalta ile ilgili en ufacık bir bilgi verir diye umarken tabii ki ne kadarlık diyeyim size. %98 bir şey isteyecek benden dedim. İşte %2 dedim herhalde Çağla ile ilgili bir şey yapacak yani yardımcı olacak. Ben de kendisine dedim ki çarşamba günü oluyor bu. Fevzi Bey siz Gülnur Tuğaltay'ın jinekoloğuydunuz. Evet kısa bir süre geldi gitti dedi. Çağla Tuğaltay cinayetini araştırıyorum yıllardır. Ve o tekrar yazdı ama hiç ilgim yok. Kaçta geldi o muayenehaneye? Kaçta çıktı? Hatırlamıyorum ama çok oldu. 5'e doğru geldi galiba. Bekledi, doluydu gitti. Bekledi, doluydu gitti. Saat 5'te dedi. Ben de ona sesli mesaj gönderdim. Dedim ki bana tam saatini söyler misiniz? Kaçta geldi, kaçta gitti? Dedim siz bunları bana şey yapın söyleyin net olarak söyleyin. Ben zaten biliyorum kaçta girdiğini, kaçta çıktığını. Saat 5'te girmiş, 5.13'te çıkmış. Ben öğrendim zaten. Yanında çalışan kişiden ben bunu öğrendim. 15.30'da yani, tamam dedi. Ben dedim ki bu bilgiyi bana verin. Hani saat sonuçta kayıtlarında var. Siz dedim bunu bilgiyi bana verin. Ben dedim sizin yayınınızı kaldıracağım. Bir tane yayını var Fevzi Şen'in. Yüzü falan da var. Kaldıracağım dedim. O da bana ki tamam yarın sekreterle konuşayım ve bildireceğim. Çok teşekkürler dedi. Ben de dedim ki 15.30'da girdim, 17.20'ye kadar orada kaldım dedi hep. Tamam, ben de bekliyorum dedim. Teşekkürler, yarın görüşürüz. Geldik Zurna'nın zıt dediği yere. Ertesi günü oldu. Perşembe günü oldu şimdi. Perşembe günü ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir de bugün Fevzi Bey sizin ikinci bir yayınınızı yapıyorum. Ne olmuş olabilir? Hiç umduğum bir cevabı almadım. Bildiğim halde, doğru bildiğim şey hakkında bana bambaşka bir şey anlattı. Onu da söyleyeyim de ondan sonra. Fevzi Şen, senin asistanının ismi Gülnur Saygı mı? Gülnur Saygı Tuğaltay mı? Sen Gülnur Saygı Tuğaltay'ı aramışsın, ondan bazı şeyleri öğrenmişsin, onun laflarını bana satmaya kalktın. Sen asistanına sormadın. Gülnur Saygı'yla telefonlaştınız. Odri Beydan, Fevzi Şen'in ve Gülnur Saygı'nın şu gün cep telefonu kayıtlarına baksınlar. Görüşüp görüşmedikleri ortaya çıkar. Hello, Gülnur Hanım 15.30'da geldi. Ertesi günü bunu yazdı bana. Hello, Gülnur Hanım 15.30'da geldi. Yoğunluk nedeniyle bekledi mecburen. 16.30'da
Muayenehaneye girdi. Ya yani muayeneye girdi. 17-10 gibi çıktı. Yani Fevzişe, sen bu yalanı söyleyeceksin. Ben de senin o yayınını kaldıracağım. Öyle mi? Ayıp değil mi senin bu yaptığın ha? Sen kimi kandırıyorsun? Sen Gülnur'un ağzıyla konuşuyorsun şu anda. Senin asistanın Gülnur Saygı mı? Senin boğazı hunharca evinde büyük ihtimalle ailesi tarafından kesilmiş insanları nasıl koruyorsun sen? Ha? Sen bu yazıyı yazacaksın bana ve ben susup oturacağım öyle mi? Siz Çağla Tuğaltay'ın cinayetine gözünüzü, ağzınızı, kulağınızı tıkamış olabilirsiniz. Ama biz Çağla Tuğaltay'ın katillerini de görüyoruz, yardımcılarını da görüyoruz, örtbas edenlerini de görüyoruz, duyuyoruz ve konuşuyoruz. Senin ifadende böyle yazmıyor ki. Senin ifadende Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay'ın 17'de girdiği, 17-15'te hatta 17-20'de çıktığı yazıyor. Bunu 2017'de Orhan Kemiksiz Serap Paküs programında okudu. Hiç boşuna kıvırmayın. Şimdi nereden çıktı bu? Üstelik muayene olmadan gittim dedi Gülnur Saygı bu zamana kadar. Muayene olmadan girdi. Zaten yanında çalışan kişi de bana öyle söyledi. Girdi zaten öfkelenmiş. Yok dosyada karıştı, yok benim randevum vardı falan. Orada beklemiş 13 dakika. 15 dakika bile değil Pınar Hanım. 13 dakika kaldı dedi. Ve çıktı gitti. Bir kere gelmiş. 17'de giriyor, 17-13'te çıkıyor. Yani Çağla Tuğaltay öldürülüp olay yerine gelmiş oluyor. Yani şeye, doktora gitmiş oluyor. Yani doktorda görünmek için. Ve Fevzi Şen, bir daha okuyorum Perşembe günü söylediğiniz yazıyı. Hello, Gülnur Hanım 15.30'da geldi. Yoğunluk nedeniyle bekledi mecburen. 16.30'da muayene oldu. 17-10 gibi de çıktı. Hiç yüzünüz kızarmıyor değil mi? Hala yalan dolan. Ve yine soracağım. Senin asistanın adı Gülnur Saygı mı? Hemen aradın onu. Aman Fevzi sakın ağzını açma. Aman Fevzi sakın şöyle de. Ay şöyle de böyle de. Ay ben ona gününü göstereceğim. Zaten ben onu havaalanına yakalatacağım. Ağzında diş var mıydı acaba o zaman sana bunları söylerken? Ben de tabii ki. Benim bayramlık ağzım açıldı. Küfürlü değil ama. Seviyeli. Neydi? Etik bir şekilde. Etik konuşmuyormuşum bir de değil. Usluplu bir şekilde. Ben Fevzi Şen'e cevabını verdim. Dedim ki, ifadenizde bunu mu dediniz? 17'de girip 17-15'te çıktığını söylediniz. Asistanınız da öyle demişti. Bir kez gelmiş, çok kısa kalmış, hemen çıkmış. Fevzi Bey, bu çok önemli. İfadenizde ne söylediniz? Randevusu var mıydı ve Nedim Bey sizin arkadaşınız mıydı? 2 saat beklemedi Gülnur. 15 dakika kalmış ve ayrılmış. Şimdi siz 2 saat kaldığını söylüyorsunuz ve muayene olduğunu söylüyorsunuz. Gülnur'u değil, Çağla'yı koruyun. Yayını kaldırmamı istiyorsanız bana doğruları anlatın. Yıllarca programlarda muayene olmadan çıktım dedi Gülnur. Fevzi Bey çok rica ediyorum doğruları söyleyin. Orhan Kemiksiz 2017 yılında elindeki bir dosyaya bakarak 17'de girdiğini 17-15'te çıktığını söyledi. Okuduğu sizin ifadenizdi. Şimdi neden böyle söylüyorsunuz? Bana yazdığı cevaba bakın şimdi. Kesinlikle uzun bekledi ama biz seninle yazışmaya başladığımızda çok kısa kaldı dedi. Seninle çarşamba günü, salı günü görüştüğümüzde çok kısa kaldı ve çıktı gitti dedin. Başta böyle söyledin, şimdi niye diyorsun böyle? Ne diyor bakın, kesinlikle uzun bekledi, dediğim saatlerde asistanım ve ofis boy aynısını söyledi. Gülnur Hanım muayene olduğu kesin, hepsi ve bu doğru. Aradan 20 yıl geçti ama bunu hatırlıyoruz ekip olarak. Niye bekletelim muayene etmeden? Doğru söylüyorum. Teşekkürler, sevgiler. Konu benim dışında. Lütfen bunu halledin. Rica ediyorum. Çok teşekkürler. Konu benim dışında. Beni katmayın diyor. Konunun tam ortasına bodoslamadan girdiniz şu anda. Fevzişen.
Bonoslamadan girdiniz, şu anda bu konunun tam ortasındasınız. Yalan söylüyorsunuz. Bir doktor olarak yalan söylüyorsunuz. Yazışmanın başında çok kısa kalmıştı. Hemen çıktı dedin, muayene olmadan çıktı dedin. Şimdi de diyorsun ki muayene oldu. Ofis boyuna sormuş, asistanına sormuş. Ben de konuştum sizin elemanlarınızdan biriyle. Bundan 5 yıl önce. Şimdi de değil. 5 yıl önce. Kim yalan söylüyor? Asistanınızın ya da yanınızda çalışan diğer elemanların bana yalan borcu mu var? Niye böyle bir şey söyledi? Ki ben o zamanlar yayın yapmıyordum. Sadece bu Serap Baköz, Müge Anlı yayınlarının altına yorum yazıyordum. Onlar bana orada bir şey yazdığında ben hemen onlara özelden ulaşıp konuşuyordum. Neden bu yalan? Hı? Sizin durmanız gereken yer Çağla'nın yanı olması lazımken tıpkı benim ve binlerce insan gibi, milyonlarca insan gibi Çağla'nın tarafında olmanız gerekirken Gündür Saygı'nın tarafındasınız. Ne oldu, Gündür Saygı seni tehdit mi etti de sen kalkıp da bunu söyledin? Konu benim dışımda. Benim dışımda bunu halledin, rica ediyorum, çok teşekkürler. Öyle mi? Ben size teşekkür etmiyorum. Çünkü siz yalan söylediniz. Ben size ne söyledim? Gündür Saygı'nın, sonuçta sizin orada muayene kayıtlarınızda var. Bugün bile var. Olduğu halde sen yok işte evrak yokmuş da, yok hatırladıkları buymuş da bilmem ne. Senin kimle konuştuğun belli. Ben de hemen bana ilk mesaj çektiğinde, yani ilk söylediğinde hatırlamıyorum ama çok oldu. 5'e doğru geldi ve hemen gitti diye yazdı ya, onu yolladım kendisine. Ben dedim ki bu ne o zaman? Bana ilk söylediğiniz buydu. Bu ne o zaman? Yıllar önce asistanınızla konuştum ben. 15 dakika bile kalmadığını söyledi ve muayene olmadan çıktı. Bana bunu dedi, şunu dedi. Benim dediğim doğru. Ha tamam, senin dediğin doğru, ben de hemen inandım. Şak kadarak inandım. 5-10 gibi çıktı demiş. Ben de dedim ki tamam Fevzi Bey. Siz bilirsiniz, ifadenizde yazdığınız ile çeliştiniz. Çağla'nın tarafında olmak yerinde Gündür'ün yanında olmayı tercih ettiniz. Siz bilirsiniz, hoşça kalın dedim ve banladım. Engelledim, gitti. Fevzi Şen'in muayenehanesine gelen insanlar Fevzi Şen'i sıkıştırmaya başlamış. İşte Gündür Saygı'yı siz muayene etmişsiniz, işte ne oldu ne etti de tabii ki insanlar da merak ediyor, soruyor. Bu sorulardan, bu baskılardan bıkmış. Hadi bakalım. Fevzi Şen. Duble geliyor baskı. Sen nasıl yalan söylersin ya? Bir doktor olarak sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim ben? Ha? Mesleğinize saygımdan, size saygımdan, mesleğinizden dolayı, size olan saygımdan dolayı ben size sadece Gündür'ün kaçta girip kaçta çıktığını oradaki muayenedeki kayıtlardan söylemenizi istedim. Bu kadar. Başka bir şey değil. Siz muayene olmamış birisini muayene olmuş gibi 15.30'da gelmiş, 17.10'da gitmiş gibi anlattınız. Yani Gündür Saygı o kadar saat orada mı? Sen eğer bunu Gündür'ü korumak için söylüyorsan Gündür'ün suç ortağı mısın diye sorarım. Gündür'ün suç ortağı mısın? Sen de solaksın. Senin DNA örneğin alındı mı? Senin parmak izine bakıldı mı? Diye sorarım. Çünkü bana yalan söyledin. Yalan söylemesen şüpheler üstünde olmayacaktı şu anda. Gündür'ü koruman, olası katil zanlılarını ya da katil zanlısını koruyan kişinin dediğini sen şey yapıyorsun, uyguluyorsun, aynısını söylüyorsun. Diyorsun ki 15.30'dan 17.10'a kadar orada kaldı. Yani sen olası katil zanlısını koruyorsun, farkında mısın? Ve solaksın. Niye şimdi sen elektrikleri üstüne çektin? Ha, benim bunu söylemeyeceğimi mi zannettin? Ya da konuşmayacağımı mı zannettin? Ben Çağla'nın yanındayım. Keşke siz de Çağla'nın yanında olsaydınız. Evet Fevzi Bey, hayırlı olsun. Size birkaç tane müşterini sorarken şimdi gelen bütün müşterilerini size Çağla Tuğaltay konusunda Gündür'ü korumak için neden yalan söyledin diyerekten sana hesap sorsunlar. Hadi bakalım. İşte Fevzi Şen'in 2000 yıllarındaki fotoğrafını koydum buraya zaten. 2000 yılında böyle görünüyordu. İlker'in mahsus bugünkü fotoğrafını koydum çünkü Allah onun bütün yüzünün nurunu almış.